elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Ya bence doğru bir karar. Başlangıçta. Niye? Abi sıçrayamıyor yani. Herkes savaşıyor falan diyor da sıçrayamıyor. 2 metre 2 santim sıçrıyor. Kesinlikle Fenerbahçe tarihinde sıçrayanı bu sıçrayamasın abi. Kafa duramıyor. Peki bir şey söyleyeyim. Güzel söylüyor. Çok top kaybediyor. Valencia'nın ne zaman kenar ortalardan kafayla gol attığını gördüm. Ki bu kadar orta yapılıyor. Abi orta yapma ya. 1.77 bak. Abi. Valencia daha büyük kariyer. Valencia kesinlikle daha yetenekli Frey'den. Valencia izliyorsan özür dilerim. Frey'le oynamadı bence. Ha. Valencia, başka bir şey söylüyor. Frey olsa Valencia gol atar. Frey bak. Ben mesela Thiam'ı niye sağda denediğini anlamıyorum. Ben yani onu hiç anlamıyorum. Bu kadar solda ve soldan ortaya gelerek ya da ortadan sola gelerek etkili olan bir oyuncu niye sağda oynuyor? Frey santif oynasın. Valencia açık oynasın abi. Daha hareketli. Soruyorum, Valencia'yı hiç gördünüz mü? Herhangi bir takımda Valencia'nın... Kafasına çarptı, bayılıyordu işte o. Orada gördük. Şimdi söylediğim şöyle... Mert Hakan'ındı galiba. Bak, orada ekstradan orta üçlüde defansif ortası oynatacağın... Abi Hatayspor'a gerek var mı? Adamların oyun tarzı o. Hoca değişse bile oyun felsefesi o, kadro ona göre. Adam stoperi Braga'dan almış. En Portekiz'de büyükler arasında en Hatayspor vari oynayan, öyle değil mi? Bak şimdi senin orada söylemek istediğin başka bir şey var. Ben, çok sabitler abi. Herhalde, çok sabitler. Herhalde arada masada Frey'i en beğenmeyen benim değil mi? Keskösü Frey. Keskösü Frey ya. Böyle mi Zlatan İbrahimovic döver bizi, sakın benzetmeyin dedim. Gelir tekmeyi yapıştırır ağzımızın ortasına dedim. Ha. Ama bak bu maçta sen yine oraya illa Tolga Ciğerci, Gustavo Ozan yapacağına Uğur Karakoç'un dediğini ben çok mantıklı buluyorum. Frey bak hani vardır ya böyle. Yani onu anlayacağı dilden anlatayım. Maratonlarda hani böyle şey vardır ya, tavşan atlet. Önden gider ki hız seviyesini yükseltsin, rekor kırılması için değil mi bir katkıda bulunsun. İlk maçta Frey hiçbir şey yapmadı diyemeyiz. İki tane pozisyon var Fenerbahçe'nin ilk yarıda, sezonun ilk maçında. İki pozisyon var. Frey iki kere sağa açıldı. Birinde böyle Deniz Türüç'ü, öbüründe de başka bir oyuncusu, takım arkadaşı net pozisyona soktu mu? Soktu. Üç bir tane daha vardı hatta. Ya. Bir de Mametia mı var? İki. Sadece böyle ilk yarıyı söylüyorum. Bu sefer ilk yarıdaki özet görüntüleri gördün mü? beIN Sports'un yayıncı kuruluşu. Yok değil mi özet görüntüsü? Yok tabii. Yok. Fenerbahçe yok. Yok. Yok özet görüntü yok. İki tane Gustavo'nun attığı böyle çapraz top var, oyun yönünü değiştiren. Onu zaten yapıyor. O zaman ben size diyorum ki bak, Gustavo varken Tolga Ciğerci son derece gereksiz oluyor. Mevki çatışması oluyor. Ciğerci'nin iyi niyetine, çalışkanlığına da yazık oluyor. Ha bu maçta, Galatasaray maçında oynatır. Başka bir şey yapmak durdurmak için ona bir şey demiyorum. Sevgili ben abi, iki maç için söylüyorum. İkinize de çok katılıyorum ama benim iddiam ayrıca da şu. Dünyanın en büyük santraforu kim abi? Bence Benzema, Lewandowski falan. Yani bu ikisi. Lewandowski yani, canım benim. Yani, büyük yani o ikisi yani. Sonra Belhanda. Lewandowski. Benzema. Tamam. Belhanda da öyle yöndü ki bütün hatlarımı karıştırdı benim. Abi. Lewandowski ile Benzema'nın ikisini birden alsan. Bak ikisini birden alsan Fener'e. Bu oyun tarzıyla gene etkili olmazlar. Niye? Sabit duruyor herkes çünkü. Doğru söylüyorsun buna. Yani hareket şey yok. Pas isteyen yok, yardımlaşma yok. Top sendeyken yardımlaşma yok. Ama Frey top, hareketli oyuncu ha, mesela. Top rakipteyken yardımlaşma var Fener'de. Ha, hep o iyi. Yani adamları getirmeme var. Hemen Hudi'yi daraltma var falan, tamam. Ama gelmiyor ki. İşte biraz geldiler ya, bir gelmeye çalıştılar. Bu arada bir şey geldiler en iyi. Yani bu acı bir şey bence. Bence Hatayspor'un 9 değil 10 kişi kalsa Hatayspor'un kazanma şansı olabilirdi bayağı. Pozisyon yani gelmeye 10 kişiyken başladı adamlar. Evet, son bölümde servis kalınca gelmiyorlardı ki. 9 kişi kalınmasa pozisyonda bulurlardı. Zaten gelmeler de başlamıştı. Savunma tarafına katılıyorum ama bu hiçbir şey ifade etmez abi. Sen tabii. Şampiyon. Hedefin senin 7.lik değil ki. Senin hedefin 6.lık işte, bu sene 7. olacak. Olacak. Orada 7'yi öylesine söyledim. Geçen şey değil. Yani senin kafaya oynaman lazım. Kafa oynamak için bu tarz takımlara çözmen lazım. Bu takım toparlanır. Ha ama şöyle de bir yani bahane demeyeyim ama kabul edilebilir. Toparlanır. Ya iki tane kritik transfer yaptın. İkisi de hazır değil abi yani. Taktik çalışmamış. %20 seviyedeki Sosa bile oyunun akışını nasıl taktik, değiştirdi Fenerbahçe'de. Taktik çalışmamışsın, set oyunu Rize deplasmanı son 13 dakika. Duran top dahi çalışmamışsın. Bir şey hala bak. Caner atacak da Gökhan olacak da bilmem lütfen, ne de. Lütfen. Vedat Muriç'in yerine doldurmak için nasıl bir oyuncu gerekiyor? Bir, stoperlerle boğuşan bir oyuncu. Valencia'yı stoperlerle boğuşturmak hiç iyi bir fikir değil. Ben Valencia niye alındığı anlamış da değilim yani. Bir dakika. İki, atletik bir oyuncu da mümkünse lazım. Çünkü Vedat topu alıp da gidebiliyor. O boy pos için gayet iyi. Katılıyorum. Üç, ya bu ben şeye çok üzüldüm. Vedat aslında ilk 4 maç kalıp sonra mı gitseydi? Biraz Vedat'a da böyle orta gelirdi. Vedat Caner falan gelmişken. Vedat yokken neden o ortaları yapıyorlar? Onu ben hiç anlayayım. Bak o konuda hocanın oyunculara talimatları yetersiz diyorsan, beklentilerin altında diyorsan katılıyor. Çalışmamışlar. Sana anlatayım.
Fenerbahçe bir Antalya Spor maçı oynadı. Bir tane bile orta yapmadı. Hazırlık maçında. Topu sıfıra inip geri çıkartmaya evet. çalıştılar. Bu sefer o sıfıra inemediler. Niye? Çünkü burada çalıştıkları yani idman maçı performansını maçta gösteremediler. Tiam solda oynuyordu, içeri kat ediyordu, Caner'e koridor açıyordu. Evet. Caner sıfıra inip geri çıkartma oynadı. Neden Tiam sağda oynatılıyor? İki haftadır onu hiç anlamış değilim. Ayrıca set oyunu çalışmamışlar. Fizik olarak bir problem yaşayacaklarını sanmıyorum. O konuda iyi bir hocadır Erol Hoca. Duran top çalışmamışlar. Farklı bir şey göremedim ve çok hareketsizler. Duran top çalışmamışlar. Ayrıca çok gerek yok. Gökhan Gönül var zaten. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner ve Yarmovak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan gibi bir beşli olursa hani bekleri de çıkarttığım zaman ortayı beşliyorum. 2-5-3 var ya Fatih Hoca bizi biliyorsun hep 2-5-3 falan. Şimdi bu beşli tık 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 hızlı paslaşmayı yapabilecek kalitede oyuncular. İş ki sen bunları ona oynattır. Evet onu söylüyorum yani toparlanacak oyuncular. Yani Galatasaray'ın beşlisi var ya bak Belhanda, göre de. Belhanda, Feguli, Emre Kılıç, Arda, Falcao diyoruz. Veya Taylan diyoruz. Sen de Gustavo, Sosa, Gökhan, Novak, Mert Hakan'la o tık 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 pasını oynayabilirsin. Oynayabilirsin. Önünde bir duvara ihtiyacın var. Pas sağlayabilecek bir duvara ihtiyacın var. Alacaksın ama hala. Önde inşallah. Pas oynaman için arkayı öne çıkarman lazım. Tabii. Arkayı öne çıkardığın zaman. Tisanat'la Lemos mu olacak artık? Yani Lemos. Serdar mı olacak artık? Şey, o zaman Lemos'ta Serdar sıkıntı olur işte orada. Yok ve, Tisserand olacak o. Tisserand okey ama Tisserand'ın yanına da Tisserand şimdi uzun boylu böyle enteresan bir adam. Topla çıkabilen bir oyuncu, driplingle çıkabilen bir oyuncu. Evet. Tamam top çıkarır çok arkadan da. Eskiden böyle bek de oynamış bir oyuncu. Ama esas özellikleri böyle yani cengaver savunmacılık değil. Yanında hızlı bir cengaver yani olması lazım. Serdar Tisserand mantıklı yönlüyor. Mantıklı. Serdar ağır kalır. Çok ama önde oynarsan diyorum. Tabii önde oynar. Daha Serdar böyle dengeli ya, oynarsa. Yetişir ya. Daha dengeli oynarsa o sıkıntı olmaz. Sadık abi onu oynayacak yani. Ama öne yığarak oynayamazsın bu savunma hattıyla bence. İşte o tık tık tık. Hele Caner'le mesela Caner'in arkasına kaçacaklar. Aman aman yani. Ben üçlü dışında ben bu mantıklı şey. Görmüyorum. Ben de sana diyorum ki Fenerbahçe 3-4-1-2 oynar. Nefis sistem. 3-4-1-2. Ama Gökhan Gönül'ün sağ stoper oynaması kaydıyla. Kontrada dizmiştim hatırlıyorsun. Sağ ön Ozan. Ozan Tufan tek oynayacak kanatta diyorsun. Benim kafamda şey var. Caner Gökhan, Tisserand, Gustavo, Serdar ya da Lemos ya da başka biri. Sen Gustavo'yu savunma ortasına aldın. Ben yazıyorum. Sosa'yı savunma önüne koyacağım. Sosa, Mert Hakan Ozan. İleride de bir tane yani Serdar'ın tabiriyle Babat Santrfor ama aldığın oyuncuya göre bak fizikli ise yanına Ferdi, hareketli teknikse yanına Tiyan. Bu. Benim de kafamdaki bu. Güzel. Güzel. Güzel mesele. Ben 4-3. Ben de bir şey söyleyeceğim. Ben de 3-4-1-2 oynuyorum. O bir de Mert Hakan. Bir dakika. Bir kere o. Ben senin de katılmanın tek şey fazla savunmacı kalıyor. Bir tane stoper, eksik kalıyorsun önünde. Stoperde bence o sol stoper kafadan böyle Novak olur. Çünkü olabilir. Novak da olabilir. Gerçekten. Çünkü o 3. stoper işi çok önemli. Şimdi mesela yapılan büyük eleştiriler var biliyorsun. Bu üçlü savunmalarda Trabzonspor teknik direktörü Newton'a. Üçü de safkan stoper. Üç stoper olmaz. Birinin bek olması lazım en az. Birinin bek olmasının dışında ve ekstra bir şey yapması lazım. Mesela ortadaki bir orta savuncusu olabilir. Eyvallah. Ama Gustavo oynamak istemiyor diye ben o konuya girmiyorum. Yoksa evet. Bir şey demiyorum. Oynamak yani istemiyor. Gustavo'nun özelliklerinin aynı özelliklerinde. Adamın ismi Mamudu olsaydı oynatırım. Abi sen şey diyebiliyor musun? Mesela ben sana 4 milyon euro vermek istemiyorum. Ya da 2,5 neyse ki ne alıyorsun para. Yani sonuçta bu adam profesyonel. Ve şu an bizim sana burada ihtiyacımız var. Bizi alta idare et. Biz şu an bu bölgeyi alamadık. Sen bizim en değerli oyuncumuzsun. İkna edersin adamı yani. Biz ocağa kadar seni burada değerlendirmek istiyoruz. Ne olur bize yardımcı Gustavo ol. Gustavo diyelim ki bu kabul etti. Futbolcu bu yani profesyonel adam yapacak. Ben oynamıyorum Gustavo diyelim ki yani. Kabul etti. Ben nasıl yaparım biliyor musun Fenerbahçe yani, geri üçlüsünü? Novak, Gustavo, Tisserand. Gerçekten. Güzel. Gerçekten. Güzel, güzel üçlü. Şimdi bak. Güzel mesele. Bak neden? Bir kere Gustavo'nun bir kere böyle kafa topları çok iyi. Bir. Hı hı. Zanka'yı eğer böyle kafa topları iyi kontenjanından oynatacaksan Gustavo'nun da iyi. 2. Tisserand zaten bekte oynayabilen bir oyuncu. Oynamış. Topla da çıkar. Var. Çünkü o özellikleri. Ama şu var. Tisserand 89 dakika çok iyi oynasa 90. dakikada bir konsantrasyon hatası, bir hata yapabiliyor. Ya yoksa kalırdı Wolfsburg'da. Bu yüzden kalmıyor. Bu yüzden kalmıyor canım. Ama o hatayı da örtecek oyuncular işte Novak'la Gustavo. Novak acayip fedakar bir oyuncu. Bak çok uzun mesafe kat edebiliyor. Sırf gol atmaya gitme değil. Hatırlayalım geçen sezon. Trabzonspor'un
Tamam işte sol stoper oynatıyorsun. Ortayı zaten Caner yapacak. Sol kanat beki olarak. Ayrıca böyle o zaman orada da gider kafaya atar. O sağ kanatta yine işte Gökhan Gönül ne olursa olsun. Gökhan Gönül bu ligin maykonudur. Bu ligin bir kafusudur. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.